Ekim 2019, Mersin Anamur Malaklar'dayız. Yanımızda Hüseyin Balta. Evet. Burada muz seralarında rekor gelişim ürünümüzü kullandılar. Hüseyin Bey, burada bu seraya siz bakıyorsunuz. Evet, doğru. Bu sera sahibi kimdi? Ekrem Bey, Ekrem Afyoncu. Hani Anamur'da Ekrem Afyoncu'ya ait olan bir evet. seradayız. Siz evet. de onun bakıcısınız. Burada bakımını, her türlü işçiliğini siz yapıyorsunuz. Evet. Gübreleme vesaire. Rekor gelişimi burada geçen sene, yani bu sene 2019'da Şubat döneminde kullandık. Evet. Ne oldu? Toprağımız neydi? Ne sorunumuz vardı? Şimdi, nelere fayda verdik? Toprağımızda birazcık sertlik vardı. Onu bir aldık ilk başta, onu söyleyelim. Toprak gevşeme oldu. Ağaçların kök çalışımı hızlandı. Yani daha toprağı gevşettik. Oldu. Aynen. Toprakta güzel bir çalışma oluyor. Hı hı. Daha önceki dönemlerde köklerde sıkılma ve çürüme vardı. Ha, şu anda o olay açtı. Kök çürüklüğü dediğimiz olay. Aynen. Şimdi bu kök çürüklüğü toprak sıkılığına dayalı, su göllenmesi, suya dayalı bir çürüme, doğru mu? Evet, doğru. Sıkan bir toprakta suyu verdikçe kökler çürüyordu. Evet. Yüzde kaç oranda bir çürüme oluyordu burada? %70-%80 civarında bir kök kaybımız oluyordu. Kök çürüme oluyordu. Bu sera kaç dönüm toplamda? Şu an bu seramız 9 dönüm. 9 dönüm. Çeşit nedir? Muz çeşidi, onu da söyleyelim. Burada azman muz kullanıyoruz. Hı hı. Bunlar doğum olarak hangi tarih doğmuş? Şimdi üreticilerimiz... Ağustos doğum. Ağustos. Aynen. Bu Ağustos yeni doğum. Evet. Ağustos doğumları. Hı hı. Şimdi kök çürümesini engelledik. Evet, doğrudur. Rekor gelişim bir ilaç bir gübre değildir. Üreticilerimiz kesinlikle. İlaç evet. olarak değerlendirmesin ama... Aynen. Toprakta sağladığımız ufacık bir değişim bile ağacın gelişiminden, canlılığından her şeyi etki ediyor. Bu konuda ne bahsedersiniz? Yeşil aksamdan zaten bir de muzlarımızda en az %40 civarında bir Hı-hı. artışla. Şöyle gelirseniz kamerada izin et alsın. Baya bir değişiklik yapıyor en az %40 Hı-hı. civarında, gördüğünüz gibi dallarımız iyi. Şimdi canlılığımız iyi. Kök çürümemiz geçti. Muzlarımızın dal uzunluklarımız %40 verimi artışını kesin gözle görüyorsunuz. Aynen, kesin. Şöyle aradan da gösterelim şu tarafa doğru. Yani şu yeni sulandığı için pek giremiyoruz. İlerlere doğru. Peki onun dışında şeyi soracağım. Şimdi tabii muzda şimdi burada sadece kök çürüklüğü yaşıyordunuz. Farklı tipte bir hastalık vesaire bir şey oluştu mu bu sene? Yani yok. Bitkinin direnci konusunda dirençli ağaçlarımız. Ya artı bir direnç var. Hani mesela kırmızı örümcek ağaçlarımız daha çok yakalanıyordu. Bu sene Hı-hı. daha kırmızı örümcek ilacı vermedik. Vermediniz. Ağaçta aşırı bir canlılık olduğu için ağaçlarımız sağlıklı olduğu Şimdi, için aşırı bir hastalanma da olmadı. Hastalanma da olmadı. Kırmızı evet. örümcek de olmadı ama tekrar evet. söyleyelim. Koruma evet. yapılması gerekiyorsa mutlaka koruma yapılacak. Tabii ki. Tabii ki. Verdik bunu gelmez diye düşünmeyin. Aynen. Sonra felaket olmasın. Sıkıntı olmasın. Burada ana konumuz, amacımız toprağı düzenlemedir. Evet. Rekor gelişimle ilgili verdiği sonuç, topraktaki sağladığı değişim, toprak verimliliğinin artması Aynen. öncelikle suyun emilmesini evet. sağlıyor. Şimdi evet. sulamayla ilgili ne tespitin var? Mesela önceden geçen sene ne kadar suluyordun, ne kadar nemli kalıyordu? Böyle bir tespitin var mı? Bir şimdi şöyle diyelim, toprak... Zaten mesela önce bir saat suluyordum. Hı hı. Üzerinde kalıyordu ama tabana su inmiyordu. Tabana inmiyordu. Emmiyordu toprağı. Emmiyordu. Niye? Şu an? Şu an toprağımız gevşek. Toprağımız tamam. gevşek olduğu için. Suyu verdik mi? Bir saat suluyacağına yarım saat suluyorsun. Emiyor. Emiyor ve toprakta kalıcılık var. İşte bu kalıcılık ne kadar oluyor mesela? Yani geçen ya. Senede göre kıyaslarsan sulama sayında azalma var mı? Saati zaten düşürmüşün. Yarım ya, saate. Saati düşürmemiz yeterli geliyor. Daha fazla Anladım. Bıraktığımız zaman hastalıkları da getiriyor. Için suyumuzu veriyoruz. Suyu vermemizde Şimdi, bir sıkıntımız yok. Rekor gelişim ödemiş olduğunuz paranın, bedelin karşılığını size veriyor değil mi? Kesinlikle. Kazandırıyor. Kesinlikle. Evet. Şimdi baştan sona baktığı zaman insanlar bazen fiyatlanma konusunda bedeli yüksek görebiliyorlar ama sağladığı sonuç şurada sadece %40 verim atması bile yani olay, dönüm, olay bitiyor. 9 dönüm bitiyor. Ya fiyatlandırma şimdiki fiyata göre hesaplasan evet. yani dal başına %40 diyorsun. Evet. Astronomik bir rakam. Bereketli olsun. Evet. Tavsiye eder misiniz anamurlara? Kesinlikle tavsiye muz üreticilerine, ederim. Seracılara. Muz üreticilerine tavsiye ederim. Hatta biz birazdan da göstereceğiz. Avokadomuzda da uyguladık. Tamam. Oraya da gideceğiz. Sonuç aldık. Orada ne gördünüz mesela? Çok kısa böyle. Ya aynı. Toprağımızı en önemli sebep benim gördüğüm, şahsi gördüğüm kadarıyla toprağımızı gevşeltiyor. Gevşetiyor. En önemlisi de bu diye düşünüyorum. Kök çalışıyor Şimdi en azından. Toprağımız verimli olmadığı sürece
yetiştirdiğimiz hiçbir bitki sağlıklı olamıyor zaten. Aynen. Verimi de düşük oluyor. Harcadığımız giderimiz de çoğalıyor. Hastalık etmenleri artıyor. Bunları toprağa düzenleyerek olayı bitirmiş oluyoruz. Evet. Buradan patronumuza da bir selam gönderelim. Evet. Siz de gönderin. İsim olarak tekrar söyleyelim. Ekrem Bey'in serası var. Ekrem Bey'in. Ekrem Afyoncu Bey'e de teşekkür ediyoruz. Rekor gelişimi sizle birlikte değerlendirip kullandılar. Bizler de size teşekkür ediyoruz. Buradan böyle bir ürünü bize verdiğiniz inşallah her zaman kullanmanızı ve çevrenize tavsiye etmenizi öneriyoruz. Buradan bütün Türkiye'ye muz üreticilerine selamlarını gönderiyoruz. Selamlar.